Bu video Haydar-ı Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El-Kayyum esmasının fazilet ve havvası. Kendi kendine var, varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan, bizatihi varlıkta kalabilen, fakat bütün eşya onun iradesi ve yaratmasıyla varlıklarını sürdüren ve bütün varlıkları hassas bir denge ve ölçü ile ayakta tutan ve önemli vazifelerde çalıştıran, gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden. Kayyum, kaim mübalağasıdır. Her şey üzerinde kaim demektir. Bunun manası, bir şeyin kıyamı yani bir varlık sahibi olarak durabilmesi neye bağlı ise onu veren demektir. Allah Teala her şeyin mukadder olan vaktine kadar durması için sebeplerini ihsan etmiştir. Onun için her şey hak ile kaimdir. El-Kayyum isminin havvası, müşteride zikrine devam eden ebedi saadet bulur ve asla bulunduğu mevkiden düşmez. Az uyumak isteyenlerin 156 defa Ya Kayyum ismi şerifini okuması tavsiye edilir. Yenilen yemeğin her lokmasında Ya Kayyum ismi şerifinin okunmasıyla gıdalar mideye nur olur. Zehirlere faydalıdır. Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 40 defa Ya Hay, Ya Kayyum, La İlahe Ente duasını okumaya devam eden her türlü hayrı celbeder ve istekleri reva olur. Dünyaya ve ahirete yönelik menfaatler edinir. Rivayetlerde İsmi Azam, El Hay ve El Kayyum ismi şerifleri İsmi Azam olarak nitelenir. Ayet-el kürsi 313 defa okunup peşinden bu isimlerin sayısız zikredilip istekte bulunulması müstecaptır. Bu esmalar zat esmalarından olduğundan tekil halde okumamakta fayda vardır. Bu isimler de Hazreti Ali'nin İsmi Azam isimlerindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de malumunuz Bedir Savaşı'nda secdede daima bu isimleri zikrederek haktan nusret talep etmiştir ve Rabbimiz 3000 melekle yardım etmiştir. Düğümlerin çözülmesinde önemli anlarda maddi ve manevi her sıkıntıda çok etkili esmalardır. Unutmayın ki hayatın devamı, ikamesi bu isimlerin tecellileriyle olmaktadır. Allahu alem bissevap.